Mesleğe 6 yaşında kayınbabamın yanında başladım. Abimle devam ettim. 45 yılda devam ediyorum. O küçük bir ara verdim. 10-15 sene kadar. Ara vermek zorunda bakıcılık o zaman bitmiş dönemindeydi. Tamam mı? Fazla da talep olmadan dolayı. Ama şu aralar son bir 5-10 senedir bayağı canlanma var. Geri geldim tekrar dükkanı açtım. Oğlumla birlikte devam ediyoruz. Mesleğe abimin sayesinde kaymamayan da başladım. Deminki belirttiğim gibi abimden gidip öğrendim ve sevmeye başladım. Tabii çocukken sevmezdik. Sokakta oynama dururken çalışma kime neydi? Abim sağ olsun bize öğretti. Bizi geliştirdi. Çıraklığımızda biz çok aziyet çektik. Kalfak dönemimiz de aynı keza. Paramız esnafta para olmadığı için çok az alırdık. Ve aldığımız paranca bizim yol paramızdan yemek paramızda. Ama şu andaki esnaf bayağı gelişti. Çeşit çok aldı. Mesleği anlayan da iş yapıyor, anlamayan da iş yapıyor. Ama anlayanın eline bırakılırsa bu meslek inanıyorum ki daha güzel yerlere gelecek. Ben bu mesleği severek yapıyorum. Yaşım 51. Yine tekrar dünyaya gelsem yine mesleği yapmak isterim. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Bakın buna inanın. Neden? Ya bu meslek el sanatı. Ölmeyen bir meslek. Yani insanların zevkine hitap eden bir meslek. Yani nakışçılık ve imalatçılık olsun, bakır olan bütün her şeyle çok güzel bir meslek. Şimdi eleman demek mi? Çok zor buluyoruz ama oğlum yanımda bana büyük bir destekçi. Mecbur oğlumu öğreteceğim. Başka çünkü öğretecek kimsem yok. Çırak yok. Kalfa yok. Zaten bu meslek 5-6 yaşında bilemedin 7 yaşında başlar. Eğer bu mesleğe erken girmezsen çocuk yaşta mesleği öğrenemezsin. Ne kadar yaparsan yap nakışçılık mesleğini öğrenemezsin. Ben 23 yaşındayım abi. 7-8 yaşından beri 1. sınıfa gittiğimizden beri babam, amcalarım bu mesleği yapıyordu. Biz de yanlarında çay dolduruyorduk, sağa sola gidiyorduk. Son bir 5 yıldan beri dükkan açtık kendi adımıza. Baba oğlu mesleği yürütüyoruz. He, benim çocuklarım olursa bu mesleği öğreteceğim. Babamdan ben devralacağım. Benim oğullarım da benden devralacak. Allah'ın izniyle bana yaşım 23 ama ölürüm kalırım bilmem ama ben bu mesleği sevdiğim için yapıyorum. Sevmesem bu meslekte bulunmam. Babamın yanında yaşım birazcık orta hale geldim ama benim çocuğum o zaman 7'den 70'e kadar benim yanımda öğrenecek. Ben 3 biliyorsam benim öğrendiğim 5'i onlara göstereceğim ben. Babamın bilmediği bazı meslek hakkında şeyleri diğer ustalarımdan öğreniyorum. Ama babamın da bana çok katkısı oluyor. O yüzden Allah izin verdiği sürece bu mesleği yapmak istiyorum. Severek yapıyorum. He, şimdi çırak yok dediğimiz gibi. Ama ben çırağımı kendi evlatlarımdan yapıp meydana getireceğim. Baba mesleğini yapmak gerçekten de ben kendi açıma söylüyorum. Benim için bir onur. Baba mesleği yapmaktan gurur duyuyorum. Eğer babasının yanında çalışanlar varsa babasının mesleğini elinden alıp yaptırmaya çalışsınlar. Kendi çocuklarına da öğretmeye başlasınlar ki bu bakıcılık el işi sanatımız ölmesin. Ben öldürmemeye çalışacağım inşallah Allah'ın izniyle.